Gençler selam. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik Kanalı'ndasınız. Arkadaşlarım TYT Matematik Kampımızın 4. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz ilk konu rasyonel sayılar. Arkadaşlar rasyonel sayıların konusunu bu videoda işliyoruz. Hemen arkasından 2 saat sonra da ne geliyor? Rasyonel sayıların konu testi geliyor. Kitabımızda ise 63. sayfadan başlıyoruz arkadaşlarım konu anlatımına. 67. sayfada son buluyor. Yani 5 sayfalık bir konu anlatım kısmı var. Daha sonrasında 2 sayfalık bir testimiz var. Bu hafta 4 tane konu işleyeceğiz biliyorsunuz. Mutlak değerin sonuna kadar gideceğiz. Mutlak değer konu testine kadar gideceğiz. Sonraki haftada artık çarpanlar ayırma, üstü köklü ifadeler diye devam edeceğiz arkadaşlar. Kitabı edinmeyen arkadaşlarım varsa onlara da buradan bu hafta gerçekleşen, bu hafta gelişen bir olayla alakalı bahsedeyim. İnternet alışverişi yapmak istemeyen arkadaşlarım için veya gidip kitabı önce fiziki olarak görüp daha sonrasında hocam ben bunu almaya karar verdim diyen arkadaşlarım için de hem Instagram'da hem de YouTube'da gençler duyurusunu yaptım. İnternet değil de hocam kırtasiyelerden alamaz mıyız diyen arkadaşlarım için Türkiye'nin hangi şehrinde, hangi ilçesinde, hangi kırtasiyede bu kitabı bulabileceğiniz yazıyor arkadaşlarım. Herhangi bir ili tıklayarak size hangisi kolay oluyorsa sizin oturduğunuz şehirde, oturduğunuz ilçede hangi kırtasiyede bulunduğu zaten o listede mevcut arkadaşlar. O listeyi de ben yine sizler için yorum kısmına sabitleyebilirim. O listeden de gidip bakıp arkadaşlar hangi kırtasiyede varsa gidip kitabı fiziki olarak görebilirsiniz. Kitap hoşunuza giderse alırsınız. Kafanızda bir soru işareti varsa tabii ki hani internet alışverişlerinde çoğu zaman ben de öyle oluyorum. Mesela internetten mi telefon almak isterim yoksa gidip yerinde mi telefon almak isterim diye sorarsanız hani 50-50'dir benim aklımda ama yine böyle biraz daha böyle garantör davranmak isteyen arkadaşlarım varsa da kırtasiyelerden de tabii ki kitaplarını temin edebilirler artık. İnternetten alışveriş yapmak isteyen arkadaşlarım için de zaten açıklama kısmında bolca link mevcut. O linklerin haricinde de yine 50-60 tane link var ama ben o kadarını yazdım arkadaşlar. O linklere tıklayarak da kitabı satın alabilirsiniz. Benimle beraber kampa katılabilirsiniz. Yok hocam ben hiç kitabı satın almayacağım diyenler varsa da zaten açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında ücretsiz pdf'inde, konu pdf'inde gençler eklemiş bulunmaktayım. Dilerseniz 4. haftamıza hızlı bir giriş yapalım. Evet arkadaşlarım rasyonel sayılar konumuz. Rasyonel sayıları önce birazcık tanıyacağız. Kesiri tanıyacağız önce. Kesirin ne kadar önemli olduğunu öğreneceğiz. Daha sonrasında rasyonel sayıların tanımını yapıp soru tiplerini görüp konuyu bitireceğiz. Hazır mısınız? Şimdi bize demiş ki arkadaşlar burada şöyle yapalım. Şöyle yaklaştıralım sayfamızı da. A ve B iki tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B bir kesirdir. Şimdi bu A bölü B kesrinde şu A'ya sevgili arkadaşlarım alt kısımda gösterelim bunu. A'ya biz pay diyeceğiz. B'ye payda diyeceğiz arkadaşlar. Payda. Ve şu aradaki çizgiye de şuna da kesir çizgisi diyoruz. Bunu ilkokulda da öğrendiğimiz şekliyle hala isimleri aynı hiçbir şekilde değişmedi. Tamam. Pay payda kesir çizgisi. Şimdi burada daha önceki konularda da hatırlattığım üzere yine bir hatırlatma yapacağım. O hatırlatmayı da şuraya yazabilirsin sen. Şimdi bak sıfırdan farklı bir sayıyı, sıfırdan farklı bir sayıyı sen gidip sıfıra bölersen bu ifade sana bir tanımsızlık verecektir. Bu ifade tanımsız olacaktır. Sıfırı sıfırdan farklı bir sayıya bölersen, sıfırdan farklı bir sayıya bölersen sonuç sıfır çıkacaktır. Ha tabii bir de sıfırı sıfıra bölmek var. Sıfırı sıfıra bölerseniz bu ifade sizin için artık bir belirsizlik verecektir arkadaşlar. Tanımsızla belirsiz aynı şey değildir. İkisinin de paydası sıfır ama aynı şey değil. Tamam mı? Aklında bulunsun. Şimdi birinci örneğimizle başlayalım. Demiş ki bu kesri tanımsız yapan kaç tane x değeri vardır? Bir kere kesrin tanımsız olması için ne gerekiyordu? Paydasının sıfır olması gerekiyordu. Madem payda sıfır olacak hocam, o zaman biz de buradaki paydaları sıfır yapan x'leri bulalım. Mesela şurada bir kesir var. Bu kesrin paydası eğer sıfır olursa, yani x eşittir sıfır olursa bu ifade tanımsız olacaktır. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Sonuçta burası tanımsızsa ben işlemin devamını nasıl getireyim? Bir de gençler
şurada gördüğünüz üzere sarıyla işaretlediğim yerin sıfır olma durumu var. Yani buranın tamamının sıfır olma durumu var. 2 eksi 2 bölü x'e siz sıfır diyorsunuz. 2 eşittir 2 bölü x oluyor. Buradan x tabii ki kaç gelir? 1. X sıfır olabildiği gibi bir de 1 oluyor. Başka tanımsız yapan bir ifade var mı? Başka bir kesir veya başka bir payda olmadığı için başka da öyle tanımsız yapan bir x bulamayacağız. Dolayısıyla kaç tane x değeri vardır diye sorulmuştu. Burada da görüldüğü üzere 2 tane x değeri vardır diyeceğiz arkadaşlar. 2 tane x değeri vardır diyelim. Peki. Şimdi alt kısımda bir bilgi var, not var. Bu notumuza bakalım. Basit ve bileşik kesirler. Tabii kesirleri bu şekilde ayırabiliriz. Basit ve bileşik kesirler. Basit kesir dediğimizin tanımını öyle mutlak değerci payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Mutlak değerci payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere de bileşik kesir denir falan diye tanımını yapabiliriz elbette ama daha kısa bir halde şu şekilde gösterebiliriz gençler. Basit kesirler eksi 1 ile 1 aralığında olan tüm sayılardır. Bu şekilde bir tanım yaparsanız zorluk yaşamazsınız. Basit kesirler neymiş? Eksi 1 ile 1 aralığındaki bütün sayılar. Tamam. Peki hocam. Peki. Bileşik kesir o zaman ne? Tabii bütün sayılardan kastımız öyle irrasyonel sayıları falan bahsetmiyorum. Onları geçelim. Tamam mı? Bileşik kesirler de tabii doğal olarak basit olmayan kesirler. Basit olmayan kesre bileşik kesir diyoruz. Yani eksi 1'in sol tarafında eksi 1'den küçük, 1'in sağ tarafında 1'den büyük. Hocam ben şurada şöyle bir detay fark ettim. Bak buraları yuvarlak parantez yapmışsınız hocam. Burası böyle köşeli parantez. Bunun anlamı ne? Buralarda basit kesirlere 1 ve eksi 1 dahil değil. 1 ve eksi 1 arkadaşlarım birer bileşik kesirlerdir. Buraya not yazın. 1 ve eksi 1 de bileşik kesirdir yazın. Tamam. Bu önemli bizim için. Basit ve bileşik kesirleri bu şekilde ele alabiliriz. Eksi 1 ile 1 arasındaki sayılara basit kesirler diyoruz. Kesirlere basit kesirler. Eksi 1'den küçük ve 1'den büyük veya eşit olan kesirlere de bileşik kesir diyeceğiz. İkinci örneğimize bakıyoruz şimdi. A eksi 2 bölü 3. Bu kesir bir basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bizim bu A eksi 2 bölü 3 kesrimiz basit kesirse eğer, basit kesirse ne dememiz lazım? A eksi 2 değerimizin. Bakın az önce hızlıca söylediğim tanımı yine hatırlayalım, tamam mı? Mutlak değerce payı mutlak değerce, mutlak değerce sayısal olarak yani paydasından küçük olan kesirlerdir basit kesirler. Küçük olan kesirlere ne denir? Basit kesir denir. Basit kesir denir. Şimdi madem öyle A eksi 2'nin ben mutlak değerini alırım ve derim ki 3'ten küçük olması lazım. Bunun mutlak değeri 3'ten küçük olması lazım. Şimdi mutlak değeri kaldıracağız. Tamam mı? Bir sonraki konuyla alakalı ufak tefek detaylı işlemler yapıyoruz. Bakın. Mutlak değeri kaldırdığın takdirde bu tarz küçük türlü ifadelerde şu şekilde iki tane eşitsizlik arasına koyuyorsun A eksi 2, 3 ile bunun simetri olan eksi 3 arasındadır diyorsun artık. Ve şurada A'yı yalnız bırakabilmek için tabii ki buradaki eksi 2'yi yok etmen lazım. Eksi 2'yi nasıl yok edersin? 2 eklersin. Ama buraya eklediğin zaman buraya da eklemen lazım. Eksi 3'e 2 eklediniz, eksi 1 küçüktür A, bu da küçüktür. 3'e 2 eklediniz, 5. Bana ne demişti? A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Burada A'nın kaç tane değeri var? Eksi 1'den büyük olup da 5'ten küçük olan. İşte hocam 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, bir de son olarak 4 var. İşte bunlar için sevgili arkadaşlar bu kesir bir basit kesirdir. Dolayısıyla 5 tanedir. Ha, toplamını sormuş. 5 tane olduğunda yazalım. Bunların toplamı da arkadaşlar 10 yapar. Doğru cevabımız da buydu deriz. Şimdi devam. Bir notumuz daha var. A bölü B, C bölü D'ye eşit ise yine bunu oran orantı kısmında da göreceğiz. A bölü B, C bölü D'ye eşit ise A ile D'nin çarpımı C ile B'nin çarpımına eşit diyorduk. Ve bunun bir ismi vardı arkadaşlar. Neydi? İçler dışlar çarpımıydı. İçler dışlar çarpımı. Şimdi
Çoğu öğrenci mesela ilkokuldan, benim zamanımda ilkokulda öğretiliyordu da şu an hangi sınıfta öğretiliyor bilmiyorum, bu işler dışlar çarpımı falan. Benim zamanımda ilkokulda öğretilirken ben hiç sorgulamamıştım. Yani niye iç niye dış, yani sağlar sollar çarpımı denemez miydi? Veya işte çapraz çarpım diyemez miydik? Gayet de mantıklı olurdu. Bak burada böyle çapraz bir işlem yapıyoruz değil mi? Neden içler dışlar? Ben bu A bölü B eşittir C bölü D'yi şu şekilde yazacağım arkadaşlar. A bölü B eşittir C bölü D, değil mi? İşte ben bu A bölü B eşittir C bölü D kısmında şu A ile D dışarıda kaldığı için, dışarıda kaldığı için dışlar diyoruz. B ile C iç tarafta kaldığı için de içler diyoruz. Bundan kaynaklı da A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşit oluyor ve biz buna içler dışlar çarpımı diyoruz. Tamam? Olay bu aslında. Bu da genel kültür olarak aklına kalsın. Sınavda kimse sana iç hangisi dış hangisi diye sormaz güzel kardeşim. Tamam? Şimdi bir bilgi daha. Ne yapacağız? Rasyonel sayıyı tanımlıyoruz artık. A bir tam sayı, B de bir tam sayı ama sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere. A bölü B kesrinde A ile B sadeleşemiyorsa bu kesre rasyonel sayı denir diyoruz. Mesela 2 bölü 3, eksi 4 bölü 7 tam sayı dediği için negatifleri de alabilirsin. Eksi 9 bölü 2, 8 bölü 1, 0 bölü 3, hatta bak 8 bölü 1 ne 8? He, demek ki tam sayılar da bir rasyonel sayı olabiliyormuş. Mesela 0 bölü 3 de 0 yapar. Tamam mı? Ve B, unutmayın B sıfırdan farklı olacak. Eğer B sıfırdan farklı olmazsa tanımsız veya belirsizlik gibi bir sonuçla sonuca karşılaşırız. Şimdi gençler, tam sayıların rasyonel sayı olabildiğini de gördük. Bu arada bakın, eksiler burada da olsa olur. Şurada da olsa, yani kesir çizgisinin başında da olsa olur. Genelde kesir çizgisinin başında gösteririz biz bunları ama göstermeseniz de olur, sıkıntı yok yani. Q'ya rasyonel sayılar kümesi diyoruz ki bunu ilk dersimizde öğrenmiştik. A bölü B, yani bu kümeleri de nasıl okunduğunu öğretelim. Kümeler dersinde zorluk yaşamayın, tamam mı? Bak şu çizgi falan nasıl okunur, bunları iyi öğrenin arkadaşlar, tamam? Yoksa böyle matematik zevkli hale gelir bunları okumayı öğrenirsen. Şimdi bak, rasyonel sayılar kümesi öyle, bak öyle, bunun anlamı o. Öyle öyle A bölü B'lerden, öyle A bölü B'lerden oluşuyor ki bu A bölü B'lerde B sıfırdan farklı, A ile B sadeleşemez ve A ile B birer tam sayı olmak zorunda. İşte bu kümeyi bu şekilde okuyacaksınız. Tamam? Öyle A bölü B'lerden oluşuyor ki bu B'ler sıfırdan farklı, A ile B tam sayı ve A ile B sadeleşemez diyoruz. Şimdi notumuza bakalım. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Yukarıda da görmüştük zaten. 2 bölü 1 gibi, 4 bölü 2 gibi. Tamam. Bakın bu nedir? 2'dir. Bu nedir? 2'dir. Tamam. Her rasyonel sayı 1. Her rasyonel sayı 1. Tam sayı ne diyoruz? Değildir diyoruz. Öyle her rasyonel sayı bir tam sayı olacak diye bir kural yok. Çünkü sevgili arkadaşlar, örnek veriyorum. 2 bölü 3. Bu bir tam sayı belirtmez ama bir kesirdir. Fakat 4 bölü 1'i düşünün. Bu 4'e eşittir. Bakın burası kesir. Bir rasyonel sayıdır. Ve arkadaşlarım 4'e eşittir. 4 de bir tam sayıdır. Yani bizim 4 dediğimiz sayı hem tam sayıymış hem de rasyonel sayıymış diyeceğiz. Ki hatırlarsanız zaten şöyle demiştik. Tam sayılar kümesi buysa rasyonel sayılar kümesi buydu. Böylelikle sen şuradan, yani tam sayıların içinden bir eleman seçtiysen, bu eleman mutlaka ama mutlaka zaten Q'nun da, yani rasyonellerin de içindedir diyorduk. Hatırladınız değil mi? Peki notumuza bakıyoruz. A bölü B ile C bölü D toplanıyorsa veya çıkarılıyorsa, paydalar eşit değilse bu toplanan kesirlerin öyle tek düze toplayamaz. Öyle dümdük toplanmıyor. Ne yapıyoruz? Kesir payda eşit diyoruz. Burayı en basit eşitleme yöntemi. Bunu D ile, bunu B ile. Tabi daha basitleri de olacak. Ekoklarıyla genişleteceğiz. Ekoku biliyorsun geçen haftada. Burayı D ile, burayı B ile genişletirsen eğer, bakın A ile D'yi çarptınız AD. B ile C'yi çarptınız BC. Aradaki işaret artıysa artı, eksi ise eksi.
Alttakiler de B ile D'nin çarpımı olduğu için artık tek bir payda halinde yazabiliyorsunuz bunu. Çarpılırken öyle dümdük çarpabiliyorsunuz işte burada. A ile C'yi çarptınız, B ile D'yi çarptınız ve araya kesir çizgisini koydunuz, işleminiz bitti. Bölünürken de bu kesirler A bölü B, bakın buradaki bölü neye dönüşüyor? Çarpı yapıyorsunuz, C bölü D ile C bölü D'yi ters çeviriyorsunuz. Yani D bölü C ile çarpıyorsunuz arkadaşlarım. Aslına bakarsanız bu muhabbet şuradan da geliyor. Örnek veriyorum. Aslında bölme işlemi diye bir işlem yoktur desek yalan olur mu? Olmayabilir. Çünkü arkadaşlar durum şundan ibaret. Örnek veriyorum. Siz 2'yi 3'e böldünüz ya. Aslında 2'yi 3'e bölmüyorsunuz. 2 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorsunuz desek daha da doğru olabilir bence. Çünkü 2 ile 1 bölü 3'ü çarparsanız zaten 2 bölü 3'ü elde edersiniz. Yani şunu elde edersiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada 3 vardı. Ters çevirdim ve çarptım gibi görünüyor aslına bakarsan. Çarpı 1 bölü 3. Bak bölü vardı, ortadan bölü kalktı. 3'ü ters çevirirsen ne olur? Çarpımsal tersi 1 bölü 3'tür hocam. Demek ki aradaki bölme işaretini çarpma yaptım. 3'ü de 1 bölü 3 yaptım diyebiliriz. Veyahut sen 3'le 4 bölü 5'i çarpacaksın ya. Bu ne demek aslına bakarsanız? Bu ne demek? 12 bölü 5 demek değil mi? 12 bölü 5 demek. Şimdi aslına bakarsanız olay şu. 3 ile 5 bölü 4'ü bölüyorsunuz demek. 3'ü 5 bölü 4'e bölersen de aynı şey gelecektir. Tamam, ters çevirip çarpıyoruz. Buradaki mantalite bu. A bölü B'nin eksi birinci kuvveti gibi bir kuvvet, böyle bir gösterim varsa bu A ile B, yani payla paydayı yer değiştir anlamına gelir. B bölü A. Ve arkadaşlarım son olarak burada bakın kesir çizgisinin başında eksi var. Burada A'nın başında, burada B'nin başında. Ve bunların hepsi de birbirine eşittir. Yani sonuç olarak sen 2 bölü 3'ün eksilisi dersin buna. Eksi 2 bölü 3. Veyahut eksi 2'yi 3'e böldüm dersin. Veya 2'yi eksi 3'e böldüm dersin. Hepsinin de cevabı aynı çıkacaktır. Dolayısıyla gençler tabii ki en makul olanı kesir çizgisinin başına yazmaktır. Ama sen soruların içerisinde şunları bulduğun zaman da zaten bunların buna eşit olduğunu unutmayacaksın. Tamam, işaretlerin nerede olduğunun bir önemi yoktur yani bizim için. Peki, üçüncü örneğimize geçtik. Bu tarz örneklerde öncelikle konuyu hemen anlattık. Taze taze sıcağı sıcağına soruyu çözerken matematiği yeni öğrenen arkadaşlarıma sesleniyorum. Şu kısımda arkadaşlar oturup da payda eşitlemeyin hemen. Peki ne yapacağız hocam payda eşitlemeyeceksek? Bakın şunu yapacağız. O payda eşitleme muhabbetini farklı yerlerde kullanabiliriz. Ama şimdi bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın bunların başında çarpı var. Ve biliyorsunuz ki matematikte çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır. Hem sağdan hem soldan. Peki madem öyle 1 bölü 4 ile önce şunu çarpıyoruz. 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 7 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 diyoruz. Arada bakın eksi 1 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2 ile bunları çarparsanız 7 bölü 7 zaten 1'dir. Çarpı 1 diyorum. Bir de eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 6 diyorum. Tamam. Şimdi bakın 4 ile 4 gitti. Burada ne kaldı? 1 bölü 7. Şurası ne oldu? Eksi 1 kere 1 1. 4 kere 3 12. Şurası eksi 1 bölü 2 ile 1'i çarparsanız eksi 1 bölü 2 gelir. Şu kısımda bakın eksi ile eksiyi çarptım, artı 1 bölü 2 ile 1 bölü 6'yı çarpınca artı 1 bölü 12 gelecek. Gördüğünüz üzere eksi 1 bölü 12 ile artı 1 bölü 12 birbirini götürüyor. Geriye kalan tek işlem 1 bölü 7 eksi 1 bölü 2 oluyor. Madem öyle şimdi payda eşitleyin. Burayı 2 ile burayı 7 ile genişletmenin zamanı geldi. 2 kere 1 2, 7 kere 1 7 bölü 14 dedik. 2'den 7'yi çıkardınız. Eksi 5 bölü 14. Bunu da tabii ki nasıl yazacaksınız? Eksi 5 bölü 14 biçiminde yazarsanız daha tatlış olur gençler. Geçtim 4'e. Bu tarz soruları da karıştıranlar oluyor. Instagram, Facebook sorusu diyorum ben bu tarz sorulara. Hani 100 kişiye sorduk. Her 100 kişiden bir tanesi çözebildi. Acaba sen yüzde kaçıncı dilimdesin? Yüzde kaçlık dilimdesin falan gibisinden böyle sorular oluyor ya Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da falan.
Bilmiyorum sosyal medya kullanıyor musunuz ama. Şimdi buralarda gördüğünüz gibi şuradaki kesiş çizgisi buradakinden büyük veya buradaki buradakinden büyük. Büyüklüğüne küçüklüğüne bakmayacaksınız aslında. Genelde bu şekilde söyleyeyim ya. Büyüklüğüne küçüklüğüne bakmıyorsunuz. Ana işlem hangisi burada? Toplama hocam. İki kesir böyle toplanmış. Peki bu toplamanın yanındaki kesir çizgileri şunla şu mu? İşte ana kesir çizgilerin bunlardır senin. Yani diyor ki birincide 1'i 3 bölü 2'ye böl diyor. İkincide 1 bölü 3'ü 2'ye böl diyor. Anlaştık mı? Madem öyle 1'i 3 bölü 2'ye bölmek demek 1 ile 2 bölü 3'ü çarpmak demektir. Aradaki işlem neyse o. 1 bölü 3'ü 2'ye bölmek demek 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarpmak demektir. Şimdi şurası 2 bölü 3 yapıyor zaten. E hocam şurası da 1 bölü 6 yapıyor. İkisini toplarken neye dikkat ediyorduk? Paydaya. Burayı hemen 2 ile genişletiyorsunuz. Buraya bir işlem uygulamayacaksınız. 2 kere 2 4 yaptı. Artı 1 bölü 2 kere 3 6. Paydalar eşit olduğuna göre cevabımız ne olacakmış? 5 bölü 6 olacakmış arkadaşlar. Şimdi devam. 5. örnek. A ve B arkadaşlar sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B kesirinin hem pay hem de paydasında hangi ifade çıkarılırsa kesrin değeri B bölü A olur diye sorulmuş. Şimdi bizim kesrimiz neymiş? A bölü B. Bir de burada hatırlatma var. O hatırlatmayı da kullanacağız. Bir sonraki konudan bir hatırlatma. A bölü B diye bir kesrimiz var bizim. Eyvallah, bunu bize verdiği için teşekkür ediyoruz. Sonra. Şimdi bak, ben bu kesir çizgisini şöyle biraz uzatarak edeyim. Çünkü bize diyecek ki hem pay hem de paydasından hangi ifade çıkarılırsa diyor. Hangi ifadeye ne diyelim? K diyelim hadi. K çıkarmış olsun. O zaman eksi K dedim. Eksi K dedim. Ve yeni kesrimizin değeri ne olmuş? B bölü A olmuş. Çok güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki öğrendik ya. Hiçler dışlar yapacağız. Tamam. Peki yapalım hadi. A ile A'yı çarptım. A kare eksi. A ile K'yı çarptım. AK eşittir. B kare eksi BK yaptı mı? Burada şuradaki B kareyi bu tarafa atalım. Buradaki eksi AK'yı bu tarafa gönderelim. Böylelikle A kare eksi B kare eşittir. AK eksi BK da yapacaktır. Daha sonrasında A kare eksi B kare. Bakın X kare eksi Y kare neymiş? Bu özdeşliğin ismi 2 kare farkıdır. Asla ama asla unutmuyorsun. AYT'nin son konusu olan integralde bile karşına çıkacak bu. Tamam. Asla ama asla unutmuyorsun. Başından sonuna kadar. O zaman A kare eksi B kare nedir? Bir A eksi B yazıyorsun. Bir eksili bir artılı. Bir de A artı B. Eşittir. Şu ikisinde de K'ların olduğunu görüyorsun. K parantezini alırsan K çarpı A eksi B yapar mı? Yapar. Şimdi madem öyle. A ile B birbirinden farklı demiş ya burada. Madem farklı, o zaman ben A'dan B'yi çıkardığım takdirde sıfır kalmayacağını biliyorum. Sıfır değilse bunları otomatikman sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Sıfır değilse bunlar gider. Demek ki A artı B neymiş? K'ymış. Şimdi benden neyi soruyordu? Hangi ifade çıkarılırsa. Ben o hangi ifadeyi K demedim mi? K'yı da bulmuş olduk işte, bakın. A artı B'yi çıkarırsak ancak bu oluyormuş. Yani demem o ki. Mesela 2 bölü 3 kesrini düşünelim. Payından ve paydasından hangi sayı çıkarılırsa bu kesrin değeri 3 bölü 2 olur diye soralım. Neymiş? A artı B. Biz A bölü B'ye göre çalışmadık mı? 2 ile 3 topla 5. Bak bundan 5 çıkar. Bundan 5 çıkar. Ne gelir? Eksi 3 bölü eksi 2 gelir. Eksiler gider. Al sana 3 bölü 2. Demek ki bundan sonra karşımızda böyle bir argüman gerekiyorsa, böyle bir işlem yapmamız gerekiyorsa, karşımıza sorunun içerisinde böyle bir kısım çıktıysa direkt uyanık oluyorsun. Diyorsun ki İsmail hocam öğretti bana. Aha, bununla bunun toplamını çıkarırsam işte bu olur diyorsun. Tamam. Geçtik 6'ya. A bölü B kesrinin değeri 2 bölü 7'dir. Bu A bölü B kesrinin hem payından hem de paydasından 5 çıkarılırsa yeni oluşan kesrin değeri 1 bölü 6 olmaktaymış. Bak, A bölü B kesrinin değeri 2 bölü 7'ymiş ya. Şimdi değeri 2 bölü 7 olan kesre direkt 2 bölü 7 diyemezsin. Çünkü değeri 2 bölü 7'ye eşitmiş. Yani bu 2K bölü 7K'da olabilir. Mesela K'yı 2 seçelim. 4 bölü 14. Bak bu da 2 bölü 7'dir. Yani değeri 2 bölü 7'dir diye gidip de o kesri 2 bölü 7 seçmeyeceksin. Buradaki trik bu. Tamam. Şimdi ben bu A bölü B kesrini ne seçmem gerekiyor dedim.
2K bölü 7K seçmem gerekiyor. Sonra da demiş ki bu A bölü B kesirinin yani 2K bölü 7K kesirinin hem payından hem de paydasından 5 çıkaracağım diyor. Hadi çıkaralım. 2K eksi 5 bölü 7K eksi 5 dedik mi? Ve yeni oluşan kesirin değeri de ne olmuş? 1 bölü 6. O zaman en sevdiğimiz hiçler dışlar. Yapalım. 6 kere 2K 12K eksi 6 kere 5 30 eşittir diyorum. 1 ile de burayı çarpıyorum. 7K eksi 5 geliyor. Şimdi 7K'yı bu tarafa zıplattım. 5K kaldı hocam. Eksi 30'u diğer tarafa attım. Artı 30 diye geçti. 30'dan 5 çıktı. 25 geldi. Eğer ki 5K 25 ise K kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 5'tir. K 5 ise benden B eksi A bölü B artı A'yı sormuştu ya, bak A ve B'yi bulacağız biz şimdi, tamam mı? K neydi? 5'ti. Yaz bakayım yerine, 10 bölü 35 mi geldi? Çok güzel. Demek ki A 10'muş, B 35'miş. Şimdi yazıyorum yerine, 35 eksi 10 bölü 35 artı 10 yazıyorum. Üst taraf 25'in ta kendisi, alt tarafta 45'in ta kendisi geliyor. Bir de sadeleştirelim güzelce. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 9. Benim de cevabım neymiş arkadaşlar? 5 bölü 9'muş derim, hem de gönül rahatlığıyla. Evet, geçtim 7'ye. Şimdi dikkatli oluyorsun bu örnekte. Tamam mı? Dikkatli oluyorsun. Öyle çatır çatır atlamıyorsun. Öncelikle 1 bölü 5, 2 bölü 4, 3 bölü 10, 1 bölü 5, 2 bölü 4, 3 bölü 10 ikisinin aynı olduğunu falan gördün. Peki o zaman payda eşitlemek için çok fazla düşünmeyeceğiz. 4, 5, 10'un ortak katı ne? 20. O zaman ben burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 2 ile genişletirim. Burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 2 ile genişletirim. 4 ile genişletelim üst tarafı. 4 artı 2 kere 5, 10. Eksi 3 kere 2, 6. Bölü 20. Ana kesir çizgimiz. Şimdi alt tarafa geçiyorum. 4 eksi 10 artı 6 bölü 20 dedim. Şimdi gençler, üst tarafa bakıyorsunuz. Üst tarafta da alt tarafta da paydalarımız ne? 20 ile 20 birbirini götürdü. Üst tarafın pay kısmı 14 eksi 6'dan 8. Alt tarafın paydası da 4'ten 10 çıktı eksi 6. 6 daha kaç yapar? Hocam 0 yaptı. Hayda. Şimdi 8'in içinde kaç tane 0 var diye düşünmeye gerek yok. Çünkü yaklaşık olarak 25 dakika önce ben sana ilk sayfanın daha henüz başında dedim ki eğer sıfırdan farklı bir sayıyı sıfıra bölerseniz sonuç tanımsız çıkacaktır. Demek ki gençler bizim sonucumuz ne olacak? Hocam tanımsız olacak. Çünkü 8'i sıfırdan farklı 8 sayısını sıfıra bölmüş. Cevabımız ne olacakmış? Tanımsız olacakmış diyeceğiz. Ve 8. örnekteyiz. 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6 bunların toplamı x. 3 bölü 4, 4 bölü 5, 5 bölü 6 bunların toplamının x türünden eşit soruluyor. Şimdi bu tarz soruları geçen seneki videoda da söylemiştim sanırım. Ben lisedeyken falan ben çözemiyordum. Vallahi çözemiyordum. Korkulur yandı bunlar benim. Ben yemin ediyorum bak. Ve ben ÖSS'de full çekmiş bir adamım matematiği. Ama ben korkuyordum bu sorulardan. Çünkü bir türlü yani ne bileyim türevi alıyordum, integral alıyordum, trigonometrinin baba sorularını çözüyordum. Geometriden baba sorular çözüyordum. Şunu yapmaya korkuyordum. Sonra basit olduğunu öğrendik tabii. Şimdi 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6. Buradan şunu hayal etmeye çalışacağız. Şimdi tabii hemen herkesin aklına ilk şu gelebilir. Çoğumuzun aklına. Ya bunu 3 ile çarpalım 3 bölü 4. Tamam o zaman bunu da 4 ile çarpalım. İyi de ayrı ayrı çarpmanın bir mantığı, mantalitesi yok ki. Ayrı ayrı çarptı. O zaman tamamını neyle çarpmış oluyorsun? Hiçbir şeyle. Madem öyle ben diyorum ki. Bak şimdi. Şu kısma 1 bölü 4 eklesem, şuna 1 bölü 5 eklesem, buna da 1 bölü 6 eklesem. Burada bunları görebilmeniz şart. Yoksa çözemezsiniz. 3 bölü 4, 1 bölü 4 daha. Hocam 4 bölü 4 yaptı. 4 bölü 5, 1 bölü 5 daha. Hocam bu da 5 bölü 5 yaptı. 5 bölü 6, 1 bölü 6 daha. Bu da 6 bölü 6 yaptı. Yani 1 artı 1 artı 1'den cevap ne geldi? 3. Burada şu bana sorulandı. Bana sorulandı. Şu neydi? Bu da x'ti. Ben bu ikisini toplayınca cevap 3 çıktı. Yani soru işaretiyle bana sorulan ile x'i toplayınca cevap 3 gelmiş. O zaman bana sorulan nedir? X'i karşıya atarsınız. Ne gelir? 3 eksi x gelir. İşte sevgili arkadaşlarım, bana sorulan ifadenin x türünden eşiti 3 eksi x'miş diyeceğiz. Anlaştık. Peki devam. Bir bilgi daha. A bölü b rasyonel sayı olmak üzere
A'nın B'ye bölünmesiyle elde edilen sayıya ne denir arkadaşlar? Ondalık sayı denir. Tamam. A'yı B'ye ama bildiğimiz bölmeden bahsediyoruz. Yani bakkal bölmesinden bahsediyoruz. Tamam. Neden bakkal bölmesi diyoruz buna bilmiyorum. Bakkal amcalar böyle mi bölme yapıyor? Bakkal amcalar bölme yapar mı? Genelde çarpar ama bölme yapar mı bilmiyorum ama. Neden bakkal bölmesi diyoruz? Bunu da bilmiyoruz ama şu bölmeden bahsediyoruz. Hani şöyle bölüyoruz ya. Buraya yazıyoruz, buraya yazıyoruz, buraya böyle çıkarıyoruz falan. Bu bölmeden bahsediyoruz işte. Heh. Şimdi olay ne? Ondalık sayıya bir sayı nasıl çevrilir? İyi dinliyorsun. 39 bölü 4. 39'u tabii ki neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. 39'un içinde 4, 9 defa. 4 kere 9, 36 yapar. Çıkarttık 3. Şimdi devam ettireceğiz arkadaşlar. Olayı biz devam ettireceğiz. Şimdi nasıl devam ettireceğiz? Şöyle. 3'ün içinde 4 yok. Ama 30 olayda olurdu. Buranın 30 olması için buraya bir virgül atman lazım. 30'un içinde 4, hocam 7 defa. 4 kere 7, 28. Çıkardınız 2. Bir sıfır daha ekledin. Artık bir tane daha virgül atmanın bir mantığı yok. Çünkü onlalık kısma çoktan geçtik. Atmıyorsun virgül. 20'nin içinde 4 kaç defa? 5. 5 kere 4 kaç? 20. Çıkar 0. Bitti mi? Bitti. O zaman benim ondalık sayım kaçmış? 9.75'miş arkadaşlar. Bir de ilkokulda 9.75 veya nokta bile demiyorduk. 9.75 deyince hoca kızıyordu mesela. Gerçi bizim hoca dememize de kızıyordu. Öğretmenimiz kızıyordu bize. 9 nokta... Nasıl okuyorduk biz bunu? 9 tam %75. Öyleydi sanırım değil mi? 9 tam %75. Niye? Çünkü virgülden sonra 2 tane 0 olduğu için yüzde diye okuyoruz. Birazdan şunu da okuruz. 3 bölü 4. 3'ü 4'e böleceğiz. Tamam eyvallah. Bölelim. Bölek de 3'ün içinde 4 yok. Ne yapmamız lazım? Bir 0 attık. Buraya da bir 0 bir virgül. Direkt virgülle başlayamazsın tabii doğal olarak. Biraz mantıklı düşün. Tamam. Direkt virgül öyle başlayamaz. 0 virgül. 30'un içinde 4 kaç defa? Hocam 7. 4 kere 7, 28. Çıkardık. 2, 20. 20'nin içine 4, 5 defa. 5 kere 4, 20. Çıkar 0. Kaç geldi? 0.75. Bir de 5 bölü 8'e bakalım. 5'i tabii ki 8'e böleceğiz. 1 0 ekledim, 1 0 ekledim. Bir de virgül koydum. 50'nin içine 8 kaç defa? 6 defa. 6 kere 8, 48 yapar hocam. 50'den 48 çıktı, 2. 1 0 koydum. 20'nin içine 8, 2 defa. 2 kere 8, 16. Çıkar 4 mü? Sonra bir sıfır daha koydum. 40'ın içine 8 5 defa. 5 kere 8 40. Çıkardım 0. Ne geldi? 0.625. Baktığında nasıl okuyoruz? 0 tam 1625 diye okuyorduk. Ne kadar zormuş ya. Valla ilkokuldaki konuştuğumuz matematik dili daha zormuş bence. 0.625 işte. Bu kadar. Değil mi? Peki. Nasıl olduğunu öğrendik. Şimdi gelin bir bilgi daha bakalım. A tam B bölü C. Bu tam sayılı kesir arkadaşlar. Bunu da A tam B bölü C diye okuyoruz. Tam sayılı kesirler bir tane tam sayıdan ve bir tane basit kesirden oluşur. Basit kesirden oluşur. Tam sayı kısmı şurası, basit kesir kısmı burası. Bakın burası bileşik kesir olmaz tam sayılı kesirde. Basit kesir olur. Eksi 1 ile 1 arasında olur. Tamam, bunu sakın unutma. Ve bu A tam B bölü C'yi ben aslına bakarsan A artı B bölü C biçiminde okuyabilirim. Bunu bu şekilde de yazabilirim. Buna bağlı olarak da eksi A tam B bölü C'yi ben nasıl bu şekilde toplamalı çıkarmalı yazacağım? Şöyle. Eksi A artı B bölü C yapmıyoruz tabii ki. Çünkü gençler bunu bu şekilde yapan arkadaşlarım oluyor. Ona dikkat ediyorsunuz. Çünkü arkadaşlar eksiyi görmeyin. A tam B bölü C ne demekti? A artı B bölü C'ydi hocam. E bir de başında eksi var. Eksi varsa o eksi A'nın eksisi değil, tamamının eksisi. Dağıt içeriye eksi A eksi B bölü C diye açacağız arkadaşlar. Bunun eksili olanını. Dikkat edin bakın. Eksi A eksi B bölü C diye açacağız. Örneğin 7 tam 2 bölü 3. 7 tam 2 bölü 3 nedir? 7 artı 2 bölü 3'tür. Şimdi ben bunu bileşik kesir haline getirebilir miyim? Tabii ki. 3 ile 7'yi çarpıyorsunuz. 21. Üzerine 2 ekliyorsunuz artı 2 ve 3'e tekrar bölüyorsunuz. Böylelikle 23 bölü 3 7 tam 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. Bu kesirle bu kesir birbirine, bu sayıyla bu sayı birbirine eşittir. 28 bölü 5'i de hadi bir tam sayılı kesire çevirelim. Onu nasıl çevireceğiz? 28'i aynı az önceki gibi 5'e bölüyorsunuz. 28'in içinde 5, 5 defa 5 kere 5, 25 çıkardınız 3 mü?
Devamını getirmiyorsunuz. Devamını getirirseniz bu sizi ondalık sayı buldurur. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu. Tam bölünen kısmım, yani bölümüm ne benim? 5. Artı 3 bölü 5 diyorsunuz. Ve siz bunu 5 tam 3 bölü 5 biçiminde de yazabilirsiniz pek tabii. Devam, sağ üst taraftayız. Örnek 10. 1,32 sayısını rasyonel olarak ifade ediniz. Şimdi bunun en basit yolu şu. Virgülsüz yazıyorsunuz sayıyı. 132 bölü diyorsunuz. Virgülden sonra kaç tane basamak var? 2 tane mi? 1'in sonuna 2 tane 0 koyuyorsunuz. Yani 132 bölü 100 oluyor. Tabii ki bunu sadeleştirebilirsiniz. Rasyonel olarak ifade ediniz diyor ya, rasyonellerine sadeleşemiyorsa dedik. O zaman sadeleşemez konuma getireceğiz biz bunu. 132 2'ye bölerseniz 66 gelir. 100'ü 2'ye böldüğünüz 50 hala sadeleşiyor. Bir 2'ye daha bölelim. 33 bölü 25. Sadeleşiyor mu artık? Hayır. Demek ki bu 1,32 sayımız bizim 33 bölü 25 rasyonel sayısına eşitmiş. Ve bir diğer örnek, 11. örneğimiz. 4,18 bölü 0,418, 3,14 bölü 0,0314. Bu işlemin sonucu nedir diye soruluyor. Bakın arkadaşlarım, hangisinin, önce şu kısma bakıyorsunuz. Hangisinin virgülden sonra daha fazla basamağı var? Bunun. O zaman ben buradan şu virgülü kaldıracağım. Yani 3 virgül bu tarafa atlatmış oluyorum. Bunu da 3 virgül atlatmam gerekiyor ya. Virgül yetmediği yerde 1, 2, daha devam ettiremiyorum, 0 koyuyorsunuz. Yani 4180 bölü, burada 3 sıfırı atlattırırsanız, 3 virgülü atlattırırsanız 418 gelir. Aynısını sağ tarafa da yapıyorum. Bakın 4 tane ya. 314, 2 tane atladı, 2 tane daha ihtiyacımız var. 2 tane sıfırla dolduruyorsunuz. Bölü, bütün virgüller atarsak 314 gelecektir. Şimdi gençler, 4180'i 418'e bölerseniz bir tane sıfır fazla 10'dur. 2 tane sıfır fazla 100'dür. İkisinin toplamı 110'dur ve bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Devam ediyorum 12. örneğimle. 12. örnekte demişim ki yorum yapalım. İyi, yapalım hadi be, madem öyle yapalım. 30,125 sayısını çözümleyelim. Yani bu rasyonel sayılar konusuyla alakalı bir örnek tipi değil aslına bakarsanız. Çözümleme ile alakalı bir örnek. Ama çözümlemede de arkadaşlar biliyorsunuz ki işte virgülden sonrasının çözümlemesini hiç yapmıyoruz. Burada yapalım. Yorum yapalım beraber. Ufkumuz belki genişler. Onlar, yüzler, binler basamağı falan diyoruz ya. Aynı o şekilde. Şimdi arkadaşlar 30,125 diye bir sayımız var bizim. Şurasına ne basamağı diyorduk? Birler basamağı. Ben size demiştim ki buna birler basamağı demeyin. Bu aslında 10 üzeri sıfırlar basamağı. Ki 10 üzeri sıfır da zaten 1'dir. Bu onlar basamağıydı ama ben buna 10 üzeri birler basamağı deyin demiştim. Bir tane daha olmuş olsaydı 10 üzeri ikiler basamağı olacaktı. Ve dikkat ettiyseniz bunların kuvvetleri sağa doğru hep azalıyor. 2, 1, 0. Devam etsek ya. Olmaz mı? Mesela bunun neler basamağı olur bu? 10 üzeri eksi 1'ler basamağı. Bu 10 üzeri eksi 2'ler. Bu 10 üzeri eksi 3'ler basamağı olur arkadaşlar. O zaman çözümlemesi de kolay bunu. Ne yapacağız? İşte şunu yapacağız arkadaşlar. Şurayı silelim. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşte sevgili arkadaşlarım, bu sayının çözümlenmiş biçimi. Hatta hocam şurası da zaten 0 değil mi? Evet 0, onu da yazmana gerek yok. 3 çarpı 10 artı 1 çarpı 1'i de yazmamıza gerek yok hatta. Direkt 10 üzeri eksi 1 diyebilirsiniz. 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşte çözümlenmiş hali budur arkadaşlarım. Bu sayının diyoruz. Bundan sonra eğer ihtiyacın olursa bu şekilde çözümleme yapabilirsin. Rasyonel sayılarda hocam sıralama. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama yaparken birden fazla yöntem izleyeceğiz. İlk yöntemimiz payda eşitleme yöntemi. Payda eşitleme yönteminde örnek veriyorum. 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i bunları kıyasla diyorsa sen gideceksin, örnek veriyorum, bunu 5 ile bunu 3 ile genişleteceksin. Genişlettikten sonra 10 bölü 15 ve 12 bölü 15 sayılarına ulaşacaksın.
Şimdi hangisi büyük, hangisi küçük olduğuna da şu şekilde karar vereceksin. Şunları alalım, şöyle çekelim. Payda işlemi yaptıktan sonra payı küçük olan, payı küçük olan kesir nedir arkadaşlar? Tabii ki küçüktür diyorsunuz. Payı küçük olan küçüktür arkadaşlar. Tamam, bu kadar basit. Pay eşitleme, yine aynı kesirler üzerinden ilerleyelim. 2 bölü 3 ve 4 bölü 5. Mesela burada küçük olan hangisiymiş arkadaşlar? 10 bölü 15 ve 12 bölü 15'ten payı küçük olan 10 olduğuna göre demek ki 2 bölü 3, 4 bölü 5'ten daha küçükmüş dedik. Şimdi bunu bilmiyoruz varsayalım. Şimdi bir de pay eşitleyerek yapalım. Burayı 2 ile burayı 1 ile genişlettiğiniz takdirde 4 bölü 6 ve 4 bölü 5 gelecektir. Burada arkadaşlar bu bundan daha küçüktü değil mi? Demek ki bu kısımda da payı büyük olan, payı büyük olan kesir neymiş? Küçükmüş. Payı diyorum ya. Paydası arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben yanlış söylüyorum. Kusura bakmayın. Paydası büyük olan, paydası büyük olan kesir daha küçüktür arkadaşlar. Tamam. Bir de ondalık açılım yapma. Yine 2 bölü 3 ile yine 4 bölü 5'i isterseniz kıyaslayalım. 2'yi 3'e böldünüz. Tamam. Tabii her yöntem her soruda da mantıklıdır, işe yarayabilir, kullanabilirsin demiyorum. Bazı yöntemler bazı sorularda çok daha kullanışlı oluyor. Mesela bazı sorularda bu kullanışlı olacak. Bazı sorularda bu, bazı sorularda bu. Şimdi 2'yi 3'e bölelim beraber. 2'nin içinde 3 yok tabii. Ne yapacağız? O sıfır ekleme metodu vardı ya, onu yapacağız. Sıfıra ekledim, sıfıra ekledim. 20'nin içinde 3 6 defa. 3 kere 6 18. Çıkardım 2. 20'nin içinde 6 defa. 0 66 şimdilik benim için yeter. Devam ettirmiyorum. 4'ü bir de 5'e bölelim. Tabii ki 4'ün içinde biliyorsunuz ki 5 yok. Ne yapacağız? 0 ekleyeceğiz yine. Buraya da bir 0 koyduk. 40'ın içinde 5. Hocam 8 defa. 5 kere 8 40 yapar. Çıkardım 0. Şimdi 0,8'in sonuna sen istersen 5 tane 0 koy. Gene birbirine eşit olacaktır. Hiç sıkıntı yok. Demek ki burası 0,80 olmuş olsun. Tamam. Burası 0,66. Hangisi büyük? Tabii ki 0,80. Yani bu bundan daha küçüktür diyebilirsin. Bakın aynı örneği 3 farklı yöntemle sizinle çözmüş olduk. Bütün yöntemleri öğren. Daha farklı işin trik noktalarını da yeri geldiğinde ben size göstereceğim. O da bir sonraki sayfalarda olacak. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Örnek 13 ile. Demiş ki 3 bölü 4, 7 bölü 8 ve 9 bölü 16 bunları sıralayınız demiş arkadaşlar. Bunu paydalarını eşitleyerek sıralayalım. 4, 8 ve 16 hepsi 16'da eşitlenir. Ben burayı 4 ile burayı 2 ile genişleteceğim. 4 ile genişletirsem bu kesir aslında 12 bölü 16'dır. Burası 14 bölü 16'dır. Burası da 9 bölü 16'dır. Yani sevgili arkadaşlarım ne demiştik? Paydalar eşitse payı küçük olan daha küçüktür demiştik. Demek ki bakın en küçük bu. Yani 9 bölü 16. Daha sonrasında bu ortanca 3 bölü 4 ve o da küçüktür. 14 bölü 16 yani 7 bölü 8'miş sevgili gençler. Devam ediyorum 14. örnekle. 12 bölü 24, 28 bölü 33 ve 21 bölü 25 bunları sıralayınız demiş. Sıralayalım. Ne yapalım? Burada da payları eşitleyelim. Şimdi öncelikle 12, 28 ve 21 sayılarımız var. Bakın burası 3 kere 4'tür. 28 4 kere 7'dir. Bu da 3 kere 7'dir. Doğru mu? O halde ben diyorum ki 12 ile 28 için bunu bakın 3 kere 4 4 kere 7. Bunda 7 eksik. Bunda da 4 eksik. Bakın bunda 7 eksik. Bunda 3 eksik. Bunda da 4 eksik. Süper o zaman. Madem öyle ben bunu 7 ile genişleteyim. Bunu 3 ile genişleteyim. Bunu da sevgili arkadaşlarım 4 ile genişleteyim. Çok güzel. Burası anlaşıldıysa eğer şimdi gelelim çarpma kısmına. 7 kere 12 84 bölü 7 kere 14 sevgili arkadaşlarım. O da 98 yapar. 3 kere 28 84 zaten pay eşitliyorduk. 3 kere 33 99. 4 kere 21 sevgili arkadaşlar 84. 3 kere 28 kaç yapıyor? 60. 84 yapıyor değil mi? Tamam. 84 bölü 4 kere 25'te 100. Çok güzel. Paydalarımıza bakın. 98, 99, 100. Paylar eşitse paydalardan sevgili arkadaşlarım büyük olan daha küçüktür. Yani en küçüğümüz buymuş. 21 bölü 25. Sonra bakın buymuş. Yani 28 bölü 33. Ve son olarak
küçüktür 12 bölü 14. En büyüğümüz 12 bölü 14'müş sevgili gençler. Devam ediyorum 15. örnekle. Bakın farklı bir trik burada da. Şimdi bunların paylarını eşitleyip yolunuza devam edebilirsiniz ama daha kısa bir yöntem göstereyim. Pay ile payda arasında bir fark var. Bakın payda pay kısmından bir büyük. Bir büyük, bir büyük. Bu tarz durumlarda gençler şunu yapacaksınız. Eğer aralarındaki fark 1 ise, tamam mı? Veya sadece 1 değil, aralarındaki fark eşitse diyeceğiz. Tamam mı? Aralarındaki fark eşitse küçük olan, bakın küçük olan her zaman ama her zaman daha büyüktür diyeceğiz sevgili gençler. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Örnek veriyorum. Pardon, özür dilerim. Küçük olan daha küçüktür. Yani sayısal olarak payı paydası daha küçük olan yine daha küçüktür. Mesela 1 bölü 2'yi düşünün. Bir de 99 bölü 100'ü düşünün. İkisinin de arasında bir fark var değil mi? 1 bölü 2 0.5'in ta kendisidir. 99 bölü 100 de 0.99'un ta kendisi. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu. Demek ki büyük olan büyük, küçük olan küçük olacak. O halde ben direkt bunu şu şekilde yazabilirim, sıralayabilirim. 10 bölü 11 küçüktür 100 bölü 101, o da küçüktür 1000 bölü 1001 şeklinde ben bunu sıralayabilirim. Nasıl yaptık? Unutmayın, buraya notunuzu alın. Aralardaki fark eşitse sayısal olarak büyük olan büyüktür. Yalnız bu basit kesirler için geçerli arkadaşlar. Basit kesirler için geçerli. Basit kesirse bunu yapıyorsunuz. Şimdi geçelim alta. Bu sefer paylar payda kısmından 3 büyük, 3 büyük, 3 büyük. Bu sefer de tam ters. Sayısal olarak küçük olan daha büyüktür diyeceğiz. Yani 2022 bölü 2019 büyüktür 2023 bölü 2020. O da büyüktür 2024 bölü 2021 diyeceğiz gençler. Basit kesirlerde küçük olan küçüktü. Bileşik kesirlerde, bakın bunların hepsi bileşik kesir. Bileşik kesirlerde büyük olan daha küçük oluyor sayısal olarak. Yine buraya bakalım. Bileşik kesir ve aralardaki fark hep kaç? 2. Dolayısıyla küçük olan daha büyüktür. Yani direkt siz 17 bölü 15 büyüktür. 19 bölü 17 büyüktür. 21 bölü 19 biçiminde bunu sıralayabilirsiniz. Bileşik kesirlerde payı ve paydası daha küçük olan daha büyük oluyor. Basit kesirlerde sıralama aynı. Küçükse küçük, büyükse büyük. Devirli ondalık sayılar. Şimdi arkadaşlarım 0,245, 245, 245 diye böyle virgülden sonra sonsuz adet basamağı bulunan sayılar olabilir. Ve bu sayılar eğer belirli bir düzende sürekli kendini tekrar etmeye başlamışsa artık biz bunlara devirli ondalık sayılar diyoruz. Bakın 245'ten sonra bakalım 245, 454, 202'yi tekrar etmiyor. 245'ten sonra 45, 45, 45, 45 diye tekrar etmiş. O zaman sen bunu şöyle yazacaksın bak. 0,2, 45'i de yazdım. Sürekli 45 tekrar ettiği için 45'in üzerine çizgi çekiyorsun. Burada ne tekrar ediyor? 2. Dolayısıyla 0,175, 2'yi yazdın. 2 sürekli kendini tekrar ediyor diyorsun. Burada 6, bakın 75, 57. Burada bakalım 755, 755, 755 diye tekrar ediyor. O zaman 755'i yazdın ve tamamına çizgi çektin. Anlaştık. 2 bölü 3 sayısının ondalık biçime çeviriniz demiş. O zaman tabii ki devirli ondalık sayı çıkacak. Bir bakalım arkadaşlar. 2'yi 3'e böldük. Bölünmez, bir sıfır koydum, bir tane virgül attım. 20'nin 3'ünde 3, 6 defa. 3 kere 6 18. Çıkarın 2. Bir sıfır koydum. 20'nin içinde 3, 6 defa. 3 kere 6, 18. Çıkardım 2. Bir sıfır attım. 20'nin içinde 3, 6 defa. 18. Bu şekilde sürekli kalan 2 olacak. Ve bir sıfır ekleyeceğiz. Ve sürekli buraya 6 yazacağız. Demek ki bu durmadan devam edecek. O halde ben 2 bölü 3 sayısını nasıl yazarım? 0 virgül. Bakın 6 sürekli tekrar ettiği için 6 devreden yazarım. 19. örneğimiz. 5 bölü 6 sayısını ondalık biçime çeviriniz demiş. Demek ki ben ne yapacağım? 5'i 6'ya böleceğim arkadaşlar. Şimdi bölüyoruz, dikkat edin. Bir sıfır ekledim, bir sıfır koydum, virgül attım. 50'nin içinde 6, 8 defa. 6 kere 8, 48 yapar. Çıkardım 2. 20'yi yazdım. 20'nin içinde 6, 3 defa. 3 kere 6, 18. Çıkardım 2. Bir sıfır attım.
20'nin içinde altı 3 defa, 18 çıkardım 2, 0, 3, 18 çıkardık 2. Hep bu şekilde devam edecek. Ne tekrar ediyor burada? 3'ler. O zaman 5 bölü 6 ondalık rasyonel sayısını ondalık biçime 0,83333 biçimde yazacağım ya. Sadece 3'ün üzerine ben bir tane çizgi koyarım. Bu da benim cevabım olur. Ve artık son sayfamız. Bakın arkadaşlar, bu ondalık sayıları, devirli ondalık sayıları kesire çevirmek istiyorsanız şu yöntemi izleyeceksiniz. Önce bir kesir çizgisini atacaksınız. Tamam. Daha sonrasında diyeceksiniz ki sayının tamamını virgülü ve buradaki çizgiyi görmeden yazın. A, B, C, D, E. Sonra yine virgülü görmeden burada devretmeyen kısmı yazacaksınız. A, B iki basamaklı sayısı. Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkardınız. Pay kısmı bitti. Payda kısmına geçtik. Payda kısmında virgülden sonra devreden sayısı kadar, yani 3 tane 9 koyuyorsunuz. Önce 9'lar tabii ki. Sonra devretmeyen sayısı kadar da 0 yazıyorsunuz. İşte arkadaşlarım, bizim bu sayıyı rasyonel sayıya çevirme yöntemimiz budur diyoruz. Örnek veriyorum, 0 virgül a devreden sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için 9 yazdım. Ne olmuş oldu? A bölü 9. Buraya geldim. Sayının tamamından devretmeyen kısım 0'ı çıkardım. Virgülden sonra 2 tane devreden olduğu için 99'u yazdım. Yani AB bölü 99 olacakmış bu da. Buraya geldim. AB'yi yazdım. Bu sefer A devretmiyor. Bölü virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için bölü 9 yazdım. ABX tamamını yazıyorum. ABX eksi devretmeyen kısım AB bölü virgülden sonra bir tane devrediyor 9. Bir tane devretmiyor 0. 0,9 devreden 9'u yazdım, 0'ı çıkardım, virgülden sonra bir tane sayı devrettiği için 9'u da yazdım. 9 bölü 9'dan 1 geldi. Ki bunu da burada bir devreye girmek gerekiyor. 0,9 devreden demek 0,9999999 demek. Böyle sonsuz tane 9 demek. Yani aslına bakarsanız bu sayı artık neredeyse 1 olmuş demektir. Ve biz zaten bu şekilde, yani şu devirli ondalık sayıların kaç olduğunu tabii ki bilemeyiz. Buraya bulduklarımız hepsi de yaklaşık değerleri arkadaşlarım. Dolayısıyla 0,9 devredenin de yaklaşık değeri 1 olduğundan direkt 9 bölü 9'muş, virgülden sonra şu kadar devretmiş, bu kadar devretmemiş yazmamıza gerek duymadan direkt 1 diyebilirsiniz. Örnek veriyorum. 2,99999 neredeyse 3'tür artık. Hatta bunun formülünü yine yazalım. 29'dan 2'yi çıkardınız, virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9'a böldünüz. 27 bölü 9 kaç geldi? Eşittir 3 geldi. Bakın direkt 3'e eşittir demiştik. O halde 4,99999 nedir? Tabii ki 5'tir hocam. O halde 51,99999 nedir? Tabii ki 52'dir. Bunları bu şekilde yapabilirsiniz eğer burada 9 varsa. 1,23'te 3 devrediyor. O halde tamamını yazdım. 123 eksi devretmeyen kısım 12 bölü virgülden sonra bir sayı devrediyor, bir sayı devretmiyor. 123'ten 12'yi çıkardınız. 111 bölü 90 geldi. Şimdi her ikisini de 3'e bölelim. 111'i 3'e böldünüz 37. 90'ı 3'e böldünüz 30. Bizim kesrimiz, rasyonel sayımız 37 bölü 30'muş. 419'da 19 devrediyor. 419'dan tabii ki 4'ü çıkardınız. Ve virgülden sonra 2 sayı devrettiği için 99'a böldünüz. Bu da 415 bölü 99 yapar sevgili arkadaşlar. Bunun da çevrilmiş hali budur diyebiliriz. 20. örneğimiz. 0,35'te 5 devrediyor. Bakın 35'i yazdım. 3'ü çıkardım. Virgülden sonra bir tane 9'umuz, bir tane 0'ımız var. Çünkü bir tane devreden bir tane devretmeyen var. Artı buraya geldim. 64'ten 6'yı çıkardım ve bu sefer de yine 90'a böldüm. Çünkü bir tane devreden bir tane devretmeyen var. Bölü 0,3 devreden de direkt 3 bölü 9'dur. Bakın bunu da not olarak yazın buraya. 0,a devreden varsa bu direkt a bölü 9'dur. Bunu direkt bu şekilde yazın. 0,7 devreden nedir? 7 bölü 9'dur o halde gibi. O halde bu da 3 bölü 9'dur. Şimdi paydalar eşit, çok şanslıyız. Şurası kaç arkadaşlar? 32. Şurası kaç? 58. 58, 32 daha kaç yapar? Hocam 90 yapar. 90 bölü 90'ı 3 bölü 9, yani 1 bölü 3'e böl demiş.
90 bölü 90 1 yapar. Bunu da ters çevirip çarparsanız 1 çarpı 3 bölü 1'den cevap ne gider arkadaşlarım? 3 gelecektir diyebiliriz. Ve 21. örneğimiz. X ve Y pozitif tam sayı, X çarpı 0,482'de 82 devrediyor, eşittir Y'ymiş. Bu eşitliği sağlayan X değeri minimum kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar X ve Y'nin pozitif tam sayı olması gerektiğini unutmayacağız. Bu bir. İkincisi, şu 0,482'de 82 devrediyor ya, bunu bir rasyonel sayıya çevirelim. 482'den 4'ü çıkardınız. Bölü virgülden sonra 2 tane 9, 1 tane 0, 2 tane devreden 1 tane devretmeyen var çünkü. 482'den 4'ü çıkarırsanız 478 bölü 990'ı verir bize. Şimdi bu da sadeleştirelim arkadaşlarım. Örnek veriyorum, bu sayımız 2'ye tam bölünür. 2'ye böldüm, 239 gelir. 990'ı 2'ye böldüğün zaman da 495 gelecektir. Şimdi bu iki sayı artık sadeleşemiyor. Demek ki x ile ben 239 bölü 495'i çarptığım takdirde y'yi buluyormuşum. Ve x de y de birer tam sayıymış. Bakın, tam sayı, burası da tam sayı. Yani arkadaşlar ben burada 239 bölü 495'i öyle bir tam sayıyla çarpmam gerekiyor ki sonuç olarak yine tam sayı çıksın. Yani şunu söylemeye çalışıyor, şununla şu sadeleşsin istiyor. Bununla bu sadeleşecekse x'in alabileceği en küçük değer, en az değer kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 495'tir sadeleşmesi gerektiği için. Cevap 495'in 2 katı da olabilirdi ama en az diye sorulmuş. 495'in 5 katı da olurdu, 10 katı da olurdu. Sonuç yine tam sayı çıkardı ama en az dediği için 495'i tercih ettik sevgili gençler. Ve son sorumuz 22. örnek. X, Y ve Z devirli ondalık sayılarını vermiş, bunları sırala demiş bize. Şimdi X sayısını şu şekilde açacağız. Bunu sakın ama sakın rasyonel sayıya çevirme. Rasyonele çevirme diyeceğiz buraya. Rasyonele çevirme. Bu tarz soruları şu şekilde çözeceksin. Bunları aç. 1.792, bakın 2 devre diyorsa 2 2 2 2 2 2 diye devam ediyor. Y sayısına bakıyoruz. 1,792'de 792 devre diyor. Yani 792 792 diye devam ediyor. Ve Z sayısına bakıyorsunuz. 1,792 92 devrediyor. Yani 92 92 92 diye devam ediyor. Tamam mı? Şimdi birler aynı zaten. Sıkıntı yok. 7'ler aynı. Sıkıntı yok. 9'lar aynı. 2'ler aynı derken buraya kadar aynı ya. Bundan sonra en büyük hangisi var? Bu. Demek ki en büyük sayımız Z'ymiş. Bundan sonra daha büyük olanı Y ve daha büyük olanı, en küçük olanı da X diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız Z büyük, Y büyük, X olacak deriz. Ve gençler 67. sayfamızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu da demek oluyor ki bu video bitti. Bu konu anlatımımız bitti. Şimdi bir diğer videomuzda rasyonel sayıların konu testini çözeceğiz 4. haftamızda. Toplamda 10 tane soru var. İçlerinde yeni nesil soru da var arkadaşlarım. Daha sonrasında birinci dereceden denklemler diye kısa bir konumuz var. Bunu anlatacağız. Bu kısa konudan hemen sonra da basit eşitsizlik ve mutlak değer konularına geçeceğiz arkadaşlarım. Bu haftayı da mutlak değerin son videosunu atarak bitireceğiz. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam 96-97. sayfalara kadar, bakın neresi, çarpanlar ayırmanın testi, 89. sayfaya kadar da çözmüş olacağız mutlak değerin sevgili arkadaşlarım son testi. Kitabımızı neredeyse yarılamış olacağız ama neredeyse 5. haftada artık iyice yarılamış olacağız. Biliyorsunuz toplam 11 haftadan oluşuyor demiştik kamp. Bu 11 haftada da sevgili arkadaşlar kampı bitireceğiz. Bu kampla beraber tekrar ediyorum, bir kamp kitabımızı bitiriyoruz arkadaşlarım. Bir de soru bankası. Bu kamp kitabıyla beraber ben konuları işleyip testleri çözdükçe de her haftanın sonunda sana ödev veriyorum ve sen o ödevleri bir güzel yapıyorsun. Bundaki nasıl diyeyim güzellik, bu kamp kitabıyla birlikte bir tane de soru bankası bitirdiğin için
Yaz daha henüz yeni bitmişken sen Eylül ayında gibi, Eylül ayı gibi çok erken bir dönemde, ki düşünün ki sınavınız ta 2023'ün Haziran'ında. Siz Eylül ayı gibi erken bir dönemde iki tane kitabı bitirmiş oluyorsunuz ve artık tabiri caizse matematiğiniz taş gibi olacaktır. Dolayısıyla sevgili gençler, hiç endişe etmeden diğer arkadaşlarımız sudan çıkmış balık gibi böyle aranırken, sizler tatlı tatlı TYT matematik bitmiş biçimde, onlar hala üstü köklü sayılar çözerken, çarpanları ayırmaya çalışırken, temel kavramlar çalışırken, siz AYT'de dilediğiniz konuya dilediğiniz gibi istediğiniz şekilde çalışacaksınız arkadaşlar ve kafanız çok rahat olacak. Onların önündeki en büyük avantajınız bu. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir derdimi. Umarım sen de beni çok iyi anlamışsındır. Genelde böyle hani abi sözü bak dinle falan diye öğüt verirler ya. Aynen o şekilde öğüt veriyorum. Genelde de bu öğütler gençler tarafından çok dinlenilmez ama ben biliyorum sen şu an bu videoya bakın 1 saati aşmışız. 1 saattir sen eğer bu videoda beni dinliyorsan zaten olayı bitirmişiz demektir. Gençler, sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.